Yutulan Yıldız 387 Ay Yeni Yılının Son Günleri, Ganmu Evren Ülkesinin Bölgesinde, Fula Gezegeni Adı Verilen, Kıyaslanamayacak Kadar Güzel, Açık Kırmızı Renkli Ünlü Bir Gezegen Vardı, Burası Kayda Değer Bir Gezegendi Çünkü Burası Büyük Bir Ölümsüzün Kaldığı Yerdi, Bu Ölümsüzün Sanal Evren Şirketi içinde Bile Yüksek Bir Konumu Vardı, Gezegende, Sanal Evren Şirketine Ait Olan evren ordusundan askerler burada konuşlanmıştı ve bu ordunun en temel askerleri en azından evren seviyesindeydi acele etmek acele edin Ganbu müzayedesi bitmek üzere. Daha önce düelloları kazanan yüz kardeş hızla ağa giriyor ve önemli kişileri ağırlamaya hazırlanıyor. Haha, ha, açık artırma nihayet sona erdi. Kardeşlerin hepsi bekliyordu. Muazzam ordu üssünün içi aniden meşgul oldu. İkinci kardeş, bu müzayedenin evren ülkesindeki tüm önemli şahsiyetleri bir araya getirdiğini duydum. Bir milyonun üzerinde sektör lordunun olduğunu duydum. Hatta birçok ölümsüzün yanı sıra çok büyük geçmişlere sahip birkaç genç var. Bakmama yardım etmelisin ve döndüğünde bana anlat. Bu sefer yıldız alanının dışına çıkıp savaş alanına gittiğimizde bile pek fazla ölümsüz. Görmedik. Rahatlayın. 1 milyondan fazla sektör lordu.tsk Döndüğümde bunu size yavaş yavaş anlatacağım. Askerlik hizmeti limiti sona erdiğinde ve gezegenin topraklarına döndüğümüzde böyle bir sahneye bakma şansı bulacağımı beklemiyordum. Bu Gangwo müzayedesi için en düşük şartın 3 yıldızlı bir müşteri olmak olduğunu duydum. Hayatım boyunca katılma şansım olmayabilir. Bu sefer ordunun beni diğer 99 kişiyle birlikte göndermesi gerçekten şanslıyım. 3 yıldızlı müşteri olmanın şartı nedir? Tasarrufların 10 trilyon evren dolarına ulaşması gerektiğini duydum. Tanrım, 10 trilyon evren doları mı? Bu, benim, bölgemin tamamında yalnızca birkaç yüz yaşam gezegeni var, rakamların sayısı bile eşleşmiyor evren düzeyindeki askerlerle ilgili tartışmalar arasında, kazananlardan yüzü gururla sanal evren ağına girmek üzere seçildi. Sanal evren, Banvu kıtası, yüzen adalardan birinde, yüzen adanın tamamının ana yapısı o devasa müzayede salonuydu. Bu sırada, emir üzerine insan silüetleri orada görünmeye başladı. Hızla dağılıp adanın önemli yerlerine yerleştiler. Toplam binden fazla kişi arasında servis personeli bile en azından evren seviyesindeydi. Carter, bu misafirlerin çoğunlukla sektör lordları olduğunu duydum. Bir milyondan fazla sektör lordu. Hayatımda hiç bu kadar çok sektör lordunu bir arada görmemiştim. Servis üniforması giymiş iki erkek personel küçük bir köprünün yanında duruyor. Alçak seslerle tartışıyor ve heyecanlarını bastırıyor evren düzeyindeki savaşçılar her ne kadar birçok galakside zorbalar ve krallar olarak kabul edilseler de, yıldız alanının tamamıyla karşılaştırıldığında konumları hala çok düşüktü ve evren ülkesinin enginliğinde bunların hiçbir önemi yoktu. 100 milyondan fazla galaksiye sahip sadece Gamu evreni ülkesi, 1 milyonun üzerinde sektör lordu vardı, tam olarak kaç tane organizasyon vardı? büyük miktarda sektör lordunun vesayeti altında evren seviyelerinin yüzdesi çok daha fazla artmıştı 100 milyondan fazla galaksiye sahip tüm evren ülkesinin minimum 1 milyar evren seviyesi olacaktır Savaşmak için yıldız alanının dışına gönderilen orduları oluşturan askerlerin hepsi en azından evren seviyesindeydi. Evren askerlerinin hepsi tüm evren ülkesi içinde merdivenin alt basamaklarında kabul edildikleri konusunda çok açıktı evren ülkesinin en büyük toplantısına katılanlar, Ganmu müzayedesinin konukları, evren ülkesinin üst kademeleriydi. Açık artırma resmi olarak sona erdi ve tüm konuklar doğrudan ayrılacak. Onlara rehberlik etmekle görevli tüm personel, sorumluluklarınızı unutmayın. Performansınız ve katkınız birbirine bağlanacaktır. Yüzden adadaki her personelin zihninde soğuk bir ses hızla yankılandı. Daha önce tartışan iki erkek personel hemen durdu ve hazır bulundu. Hua o uzak, devasa ve muhteşem müzayede salonunun çıkışlarından görülebilen tek şey dışarıya akmaya başlayan çok sayıda insandı. 1,8 milyondan fazla misafir vardı. Bunların %99'undan fazlası sektör lordlarından, hatta bir kısmı ölümsüz ve çok büyük. Geçmişlere ve zenginliğe sahip birkaç gençten oluşuyordu. Efendim, bu taraftan ışınlanma noktasına gidiyoruz. Diğer noktalar yüzen adamızı görmek için kullanılıyor. Personel saygılı bir gülümsemeyle söyledi. Tamam, üç iri, uzun boylu ve sağlam adam yan yana yürüyor. Personele sadece bir kez bakıyorlardı. Ancak bakışları muazzam bir irade gücüyle doluydu ve personelin içinin titremesine neden oldu ve bu sadece sanal evrende geçerli. Eğer gerçekte olsaydı, sektör lordlarının muazzam iradesiyle tek bir bakış bile ruhumu parçalamaya yeterdi. Sektör lordları birer birer çıktılar. Burada bir sektör lordunun hiçbir değeri yoktu. Sanal evrende hepsinin normal bedenleri olmasına rağmen ara sıra bir sektör lordundan daha korkutucu bir varlığın farkına varılırdı. Ancak asanın onlara daha fazla saygı duymasını sağlayan şey bedenlerine aşılanmış ölümsüzlerin iradesi evrenin köken kanunlarını içinde tutan güçtü çok fazla sektör lordu var yanından geçen ikisi çok korkutucuydu Ölümsüz olmalılar. Tüm personel nefeslerini tuttu. Önümüzde bir genç var ama bir sektör lordu gibi bile görünmüyor. Hele bir ölümsüz. Ah, muazzam bir geçmişe sahip bir genç olmalı. Personel daha da dikkatli olmaya başladı. Siyah saçlı genç yaklaştığında saygılı bir şekilde gülümsediler ve şöyle dediler: "Efendim, ışınlanma noktasına doğru bu tarafa gidin. Diğer yönler yüzden adamı görmenizi sağlayacaktır." Tamam. Siyah saçlı genç ışınlanma noktasına doğru ilerlerken personele bakarken gülümseyerek hafifçe başını salladı. Gerçekten bana gülümsedi mi? Bu genç gerçekten hiç de kibirli değil. Evren seviyesindeki personel heyecanlıydı. Sektör lordlarının soğuk ifadelerine alışkındı. Ara sıra bir gülümsemeyle karşılanmak onu sıcak ve takdir edilmiş hissettiriyordu. Luo Feng personelin talimatlarını takip etti ve hızlı ışınlanma noktasına ulaştı. Buradaki misafirlerin çoğu sektör lordları, her ne kadar sanal evrende olsalar da irade dolu bakışlarıyla yine de korkutucular. Bu personel en azından evren seviyesinde olmalı, yoksa soğukkanlılığını yitirir. Babata dedi, ''O kadar korktuğumu hissetmedim.'' Luo Feng dedi, ''Öncelikle irade gücünüz oldukça güçlü ve altın boynuzlu canavar bedeniniz evren altıncı seviyede.'' İkincisi bu sektör lordları sizi kendi eşitleri olarak görecekler. Sonuçta evrende iki tip insan var asla alınmamalılar. Biri tam bir savaşçı, diğeri ise çok büyük bir geçmişe sahip olanlardır. Babata ve zayıf olmasına rağmen buraya misafir olarak gelenler genellikle çok büyük geçmişe sahip insanlardır. Luo Feng başını salladı. Arka plan olmadan ve hazineleri edinmeden onları satmanın bir yolu olamaz. Efendim, hoş geldiniz ve bu seferki müzayedeye katıldığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca desteğiniz için de teşekkür ederiz. Kızılımsı kahverengi saçlı, kıyaslanamayacak kadar güzel bir genç bayan gülümsedi. Bu gülümsemenin içinde kendine özgü büyüleyici bir yetenek vardı. Luo Feng, onun yumuşak sesi altında ışınlanma noktasına adım attı ve bu sırada yüzen adaya, bakmak için döndü. Adada birçok sektör lordu ve ölümsüzün yanı sıra son derece nazik ve saygılı evren seviyesi, personel üyeleri vardı. Buraya gelmek gerçekten insanı tedirgin ediyor. Luo Feng gülümsedi ve başını salladı. Shua silüeti kayboldu. Gamu Evren ülkesinin bu büyük toplantısına, Gamu müzayedesine katılmak Luo Feng için bir rüya gibi geldi ve rüyanın içinde, bu hazineler ve değerleri en azından bir galaksiyle kıyaslanabilir nitelikteydi. Şimdi, rüyadan uyanan Luo Feng, Ganbo evren ülkesi içindeki kara ejder dağı yıldız alanına, Samanyolu'na, içinde küçük ve fark edilmeyen düzlem dünyanın bulunduğu evine döndü. Ganbo müzayedesinin sona ermesinden 15 gün sonra Luo Feng, Dirfan'ı bir evren gemisine bindirdi ve Bayılan Star'a doğru yola çıktı. Bailan Star'ın her zirvesi karla kaplıydı. Luo Feng önde yürürken difan da onu takip etti. Karlara basarak güzel gemiye doğru yürüyorlardı. Sanal Evren şirketine ait bir gemiydi. Misafir kimliği onaylandı. Değişime başlayabiliriz. Robotik bir ses konuştu. Sanal Evren şirketinin çalışanları yere devasa bir kutu koydu. Luo Feng el salladı ve kutuyu depolama hal Kasının içinde tuttu. Saygıdeğer müşterimiz, Sanal Evren şirketimizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Luo Feng, gümüş rengi kısa saçlı bir gençle el sıkıştı ve ardından ikisi ayrıldı. Luo Feng ve Dirfan hızla gemilerine doğru uçtular. Mallarımız var. Hadi dünyaya dönelim. Luo Feng emretti. Gemi gökyüzüne yükseldi ve bayılan yıldızı atmosferinden dışarı fırladı. Karanlık evrene doğru evren yolculuğuna çıktı ve dünyanın koordinatlarına doğru ilerledi. Geminin kontrol odasında, oraya büyük bir kutu yerleştirildi. Bu hazineleri satın almak için ona yakın galaksi değerinde zenginlik harcadım. Luo Feng içini çekti. Yanındaki Dirfan gülümsedi, ne kadar çok yatırım yaparsanız, o kadar çok getiri elde edersiniz. Usta bu sefer o kadar çok servet harcadı ki, gelecekte 100 ila bin kat daha fazlasını elde edeceğine inanıyorum. Haha, Luo Feng cesurca ileri doğru yürüyüp kutuyu açarken güldü. Baba, İlk kutu açıldı. İçinde birkaç yarı saydam kutu vardı. Her kutunun üzerinde şişen su meyvesi olan, çiğ damlaları olan yumuşak ve güzel meyveler vardı. Her ne kadar bir hayat kurtarabilecek bir meyve olmasa da, şişen su meyvesi yine de birkaç binlerce hayat gezegenine bedeldi. Baba, ikinci kutu açıldı. İçinde çok sayıda yarı saydam kutu vardı ve içlerinde daha fazla şişen su meyveleri vardı. Baba, üçüncü kutu açıldı. Luo Feng'in gözleri parladı. İçinde tuhaf bir koyu altın rengi uzun çubuk yatıyordu. Ruh okuyucu kontrolörünün dokuz tanrısal silahından biri olan Na Shen silahı. Luo Feng çömeldi ve o koyu altın renkli uzun çubuğa dokunmak için elini uzattı. Aşırı soğuğu hissetti. Kalbi beklentiyle doluydu. Bu Na Shen silahı, önümüzdeki bin ila on bin yıl boyunca ona eşlik edecek. Baba. Luo Feng son kutuyu açmak için arkasını döndü. İçinde üzerinde tuhaf gravürler bulunan koyu altın rengi tuhaf kısmi deri parçası vardı. İkinci klon. Luo Feng'in gözleri parladı, kalbi heyecanla yanıyordu. Evrende sıkı çalışma ve kavrama önemli olsa da, yetenek ve kaynaklar da bir o kadar önemliydi. Yüksek kavrayışa sahip, kıyaslanamayacak kadar çalışkan biri bir galakside güçlü olabilir. Ancak yeteneği, desteği, kaynakları zengin, aynı miktarda sıkı çalışma ve anlayışa sahip olanlar kesinlikle daha fazlasını başaracaktır. Amacım mutlak bir savaşçı olmak, ölümsüzler arasında bile, eski hocamı bile aşan bir savaşçı olmak, bu temel, doğal olarak ne kadar güçlü olursa o kadar iyi. Luo Feng'in bakışları yandı, bu kısmi deri parçası ikinci klonu için kanal olacaktı. İkinci klonu oluşturulduktan sonra, altın boynuzlu canavar altın evren yasalarını eğitmeye odaklanabilirken, ikinci klon uzay yasaları için çabalayabilirdi. Luo in insan vücudu daha sonra Na Shen silahlanma becerilerine odaklanabilirdi. Üçünün bir araya gelmesiyle, başarılarının sınırı olmayacaktı. İlerisini düşünmeyeceğim. Evet, bugün ayın 12. ayı, Çin yeni yılına sadece birkaç gün kaldı. Pink Pink ve küçük Hai için hediyeler bulmalıyım. Luo Feng burnunu ovuşturdu. Yutulan Yıldız 388 Hareketi, Dünya, Asya, Hon Ning Üssü, Üçüncü Kardeş, Neden Buraya Geldin? Hon Hala tamamen siyah giyinmişti. Abi, geçen sefer benden sana hayat meyvesi almamı istememiş miydin? Luo Feng, Hon'un önünde oturdu, bir fincan çay aldı, içerken gözleri parlıyordu. Ah, güzel çay, hayat meyvesi mi? on beklentiyle endişeli görünüyordu. O zamanlar Luo Feng'in bulutla temas eden asmasının bir hayat meyvesini yedikten sonra nasıl son derece güçlendiğine kendi gözleriyle tanık oldu. Bir tane hayat meyvesi alamadım. Ancak 100 adet şişme suyu meyvesi aldım. Luo Feng şöyle açıkladı, bu şişen su meyvesi daha yumuşak tıbbi özelliklere sahiptir ve bulutla temas eden asmanız kesinlikle onu iyi emecektir. Bu yüz meyveden, önümüzdeki 3 yıl boyunca her 10 günde bir kullanın. Yüz meyvenin hepsini bitirdikten sonra, bulut iletişim asmanızın evren seviyesi 3 veya 4'e ulaşabileceğini garanti ederim. Ah! Hon memnun ve şaşırmış görünüyordu. Onun bulutla temas eden asması öncelikle Luo Feng'inkinden daha zayıftı. Luo Feng'in bulutla temas eden asması bile hayat meyvesini yedikten sonra ancak evren seviye 2 oldu. Abi, asıl mesele şu ki, bu seferki müzayedeye katılmaya gittiğimde, bir ruh silahına oldukça fazla para harcamak zorunda kaldım. Bu nedenle, hayat meyvesi almaya yetecek kadar param yoktu, Luo Feng özür diledi, elbette, yetiştirme açısından, bu yüz şişen su meyvesinin bir araya getirilmesi, bir hayat meyvesiyle karşılaştırıldığında solgun değil, haha, pekala, anlıyorum, Hon güldü, biz kardeşiz, bu kadar konuşmaya gerek yok, Luo Feng de güldü, elini sallayarak bir kutu çıkardı ve onu doğrudan önlerindeki masanın üzerine koydu. Baba, kutu açıldı ve içinde 100 tane şişen su meyvesi vardı. Çok tuhaf görünüyorlar, gerçekten de evrenin değerli meyveleri bunlar. Hon'un gözleri parladı, hiç şüphesiz. Bu 100 tane şişen su meyvesinin fiyatı bütün bir galaksinin fiyatıyla, kıyaslanabilir. Luo Feng kaşlarını çattı ve merakla sordu, doğru, neden ikinci kardeşimi yakın zamanda görmedim, yıldırım tanrısı mı? Sektör Lord'u Kabu'nun mirasını aldığından beri, son iki yıldır o Lord Wu'nun gözetiminde eğitim alıyor. Hon gülümsedi, gücü oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Şans eseri, Yunmo gezegeninde bana verdiğiniz eğitim verimli oldu ve bazı ilerlemeler kaydettim, aksi takdirde çoktan geride kalırdım. Luo Feng, Yunmo gezegenindeki dövüşçü eğitimi ve tekniklerinin hiç de zayıf olmadığını fark etti. Yunmo gezegeni ustasının 9 büyük ölümsüz astı olduğunu ve bunların büyük yarısının savaşçı olduğunu bilmek gerekiyordu. Ölümsüz dövüşçü teknikleri nasıl zayıf olabilir? Tek fark, Yıldırım Tanrısı'nın yaşayan A.I. Lord Wu'nun rehberliğine ve belki bazı hazinelere ve desteğe sahip olmasıydı ve Hon yalnızca kendi anlayışına ve becerilerine güvenebilirdi. Ancak Hon'un kavrayışı her zaman çok yüksekti. O zamanlar Mingyu, Luo Feng ve Yıldırım Tanrısı'nın üçüncü seviye elit dahilere ait olduğunu, Hon'un ise birinci seviye elit dahi olduğunu belirlemişti. Tabii o zamandan bu yana sadece 2 yıl geçti. Ancak altın boynuzlu canavar evren seviyesine ulaştığından beri Luo Feng'in altının kökeni, yasalarını anlamasında büyük gelişmeler oldu. Doğru, üçüncü kardeş. Son zamanlarda mezbaha savaş alanındaki yetenekli rakiplerin sayısı, büyük oranda arttı. Neler olup bittiğini bilmiyorum. Honkaşlarını çattı. Büyük bir sayı mı arttı? Luo Feng şok olmuştu. Son zamanlarda açık artırmayla meşguldü. Bu nedenle mezbahadaki duruma ayak uyduramıyordu. Doğru, önceleri pek çok rakibi kolayca yenebiliyordum. Ancak bu günlerde çok sayıda güçlü dahiler ortaya çıktı ve bu insanlar daha önce kendilerini nadiren mezbaha savaş arenasında gösterdiler. "Hon, orada burada birkaç dahi ortaya çıksaydı hiçbir şey olmazdı ama bu kadar çok sayıda dahi aniden ortaya çıkınca bir şeyler olmuş gibi hissediyorum." dedi, hım. Luo Feng şüpheliydi, sebebinin ne olduğunu bilmiyordu. O savaş arenası, Luo Feng aslında onu araştırmaya gitmemişti. Bunun yerine hemen ikinci klonunu yetiştirmeye başladı. Geniş altın kıtanın içinde, gökyüzünün yükseklerinde, atmosferde çevredeki kıtaya da nüfuz eden bir altın sis tabakası vardı. Alanı 6000 kilometreye ulaşan gökyüzünün tam ortasında, aniden siyah tuhaf bir deri parçası ortaya çıktı. Bu, Luo Feng'in müzayedede kazandığı Moşa klanından gelen hasarlı deri parçasıydı. Ancak bunun sadece küçük bir kısmıydı. Yetenek, klonlama, yetiştirme. Bir düşünceyle tüm dünya gürlemeye başladı. Sarsıntılar devam ederken devasa topraklar sarsılmaya başladı. Şey, o tuhaf siyah deri hemen buharlaştı ve arkasında sadece tuhaf bir sıvı bıraktı. Kıtanın dört bir yanında meydana gelen çılgın depremlerin ortasında altın sis hemen merkeze doğru toplanmaya başladı. Adeta buharlaşan derinin geride bıraktığı siyah sıvının çevresine sarılarak bir anda oval şekilli altın bir yumurtaya dönüştü pıhtılaştı. Yetiştirme süreci başladı, tamamlanmasının ne kadar süreceğini bile bilmiyorum. Luo Feng düşündü. Takas sırasında Luo Feng'in müzayedeciyle yaptığı konuşmaya göre, doğal yetenek olan klonlama, altın boynuzlu canavarın ömrü boyunca yalnızca üç şansı vardı. Şu anda ikinci kez oldu. Moşa klanının beslenmesi, dünyadaki insan vücudunun başlangıçtaki beslenmesiyle, karşılaştırıldığında on binlerce, hatta yüz binlerce kat daha zordu ve o zamanlar iç dünya, yıldız seviyesi birdi. Ancak şu anda iç dünya, evrendi. Seviye 6. Öncekinden on binlerce kat daha güçlüydü. Luo Feng hesapladı, ilk günden sonra, yetiştirmenin ne kadar süreceğini tahmin edebilmeliyim. Teorik olarak konuşursak, asıl sahibi ne kadar güçlüyse soy o kadar seçkindi. Bu aynı zamanda yetiştirme için daha uzun ve daha şok edici bir zaman gerektireceği anlamına da, geliyordu. Ancak, tuhaf, tuhaf, başlangıçta, yetiştirmenin 10 yıllar ila 100 yıl süreceğini tahmin etmiştim. Ancak bunun yalnızca 3 yıl 9 ay süreceğini hiç düşünmemiştim. Luo Feng, iç dünyadan topladığı bilgileri ve kıtayı çevreleyen gizemli enerjileri kullanarak, bir gün bekledi ve Moşa Kla Klanının bedeninin beslenmesi için gereken süreyi tamamen anladı. Moşa klanı etten ve kemikten değildi, etten ve kandan bir bedeni beslemenin kuralları burada geçerli değildi, bir enerji yaşam formu olarak, iç dünya yaşam kristali çekirdeğini besleyebildiği sürece, enerjiyi otomatik olarak serbest bırakacak ve bedenini oluşturacaktı, ve enerji yaşam formlarının özel bir özelliği olarak, sadece insan formunu değil, diğer formları da alabiliyor ve neredeyse her şeye kolaylıkla, dönüşebiliyordu. Tek gereken yaşam kristali çekirdeğini beslemek, bu moşa klanı gerçekten özel. Luo Feng düşündü. Doğal yetenek klonlaması başladığı anda, Luo Feng'in bunun hakkında iki kez düşünmesine gerek yoktu. Sadece sabırla beklemesi gerekiyordu. 12. Kameri ay olan Çin yeni yılı hızla geldi. Çin'in tamamı törenlerle meşguldü. Canavarların sürekli saldırılarına maruz kaldığı büyük nirvana sırasında bile Çin vatandaşları, en önemli kutlamalarını asla unutmadılar. Çin yeni yılı, Luo Feng'le gönüllü gönülsüzce eğitimine ara vermek ve ailesiyle birkaç gün geçirmek zorunda kaldı. 9. gün sabah erkenden, Jiangnan üssünün dışında, vahşi doğada harap ve parçalanmış şehirler vardı. 10 yılı aşkın süredir terk edilmiş bir şehirde 28 seviye yüksekliğinde bir gökdelen vardı. Çatı katlarından birinde hafif bir ışık parıltısıyla bir insan silueti belirdi. Koyu kırmızı zırh giymiş, ayakları çizmeli ve tuhaf, koyu altın renkli uzun bir asa taşıyor. Bu koyu altın renkli uzun çubuk 2 metreden uzundu ve iki elin zar zor kavrayabileceği kadar genişti. Yaklaşık 15 cm çapındadır çubuğun tamamı kalpleri titreten bir aura yaydı. Yaydı aura zaman zaman çevredeki beton şehrin büyük miktardaki canavarlarının Luo Feng'den uzak durmasına neden oluyordu. Hiçbir canavar ona yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Bu nashen silahını giymek bir dağı taşıyormuş gibi hissettiriyor. Luo Feng taşıdığı nashen silahının baskısını hissedebiliyordu. Normal seviye 1, 2 veya 3 ruh silahlarının kullanımı oldukça basitti ancak daha yüksek seviyeli silahlar farklıydı Örneğin, 5. seviye bir silahın gücünü serbest bırakmak, kişinin öncelikle onu zihinsel ve ruhsal olarak beslemesini ve silahın üzerinde bir iz bırakmasını gerektiriyordu. Ona iyi davranın ve onu besleyin. Tamamlandığında, nanşen silahı size ustası gibi davranacak. O zaman eğitiminize başlayabilirsiniz. Babata dedi, anlaşıldı. Luo Feng yetiştirme sırasında silahların aurasının ailesini etkilemesinden endişeliydi. Bu nedenle özellikle vahşi bölgeye doğru ilerlemeyi seçti. Nan Shen silahları 9 seviyeli güçlendirme. Luo Feng bağdaş kurarak oturdu ve uzun altın çubuğu kucağına koydu. Benim seviyeme göre ilk seviyeyi bitirebilmeliyim. Nan Shen silahı her biri bir öncekinden daha muazzam güce sahip olan 9 seviyeye bölünmüştü. Şöhretin tanrısal silahların en güçlüsü ve aynı zamanda en zayıfı olması nedeniyle, eğer kişi gerçek bir dahi değilse, normal ruh silahlarını kullanması daha iyi olur. Birinci seviye yıldız 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 olarak adlandırılır. İkinci seviye ise gökyüzü delici form olarak adlandırılır. Cennetsel bıçak formu olarak adlandırılan üçüncü seviye, dördüncüsü, becerikli zaman, 5. uzay dilimi, altıncı, kendi dünyam, 7. yeri ve gökleri sarsacak bir değnek, 8. boşluğu kesen altın bıçak, dokuzuncusu, ölümsüzler bile düşman değildir. Luofeng 9 seviyenin, özellikle de 9. formun adını öğrendiğinde, ölümsüz bile bir düşman değil, çok heyecanlandı. Çünkü, ister altın boynuzlu canavarın miras anıları, ister babatanın sektör lordundan ölümsüzlüğe kadar aktardığı bilgi olsun. Bu inanılmaz derecede büyük bir atılımdı. Kişinin ruhunu ve ruhunu tamamen değiştirecek bir şeydi gerçek, son derece niteliksel buluş, ölümsüz, sektör lordlarının zirvesini kolayca yok edebilir. Sektör lordunun zirvesindeki altın boynuzlu canavar bile bir ölümsüze karşı başını eğmek zorunda kaldı. Ancak bu dokuzuncu form aslında bir ölümsüzün bile düşman olmadığını, sadece ilahi olduğunu söylüyor. Dokuzuncu forma ulaşmanın son derece zor olması üzücü. Birçok evren ülkesi tüm insan ırkları arasında çok azı aslında 9. forma ulaştı. 9. formu tamamlamanın zorluğu ölümsüz aşamaya ulaşmaktan bile daha zordur. Luo Feng içini çekti. Ne olursa olsun, şu anda altın köken kanunları hakkında sadece kıl payı bilgi sahibiydi. Uzayın kökeni kanunlarına gelince, onları henüz anlamaya başlamamıştı bile. Üzerinde yavaş yavaş çalışması gerekiyordu. Luo Feng, onu anlamak için kendini Na Shen silahına kaptırmıştı. O anda, Kara Ejder Da İmparatorluğunun imparatorluk başkenti gezegeninde, yüzen bir kalenin içindeki imparatorluk Başkenti gezegeni Luofeng hakkında henüz bir bilgi bulamadınız mı? İmparatorluk cübbesi giymiş 9. prens tahta oturdu ve soğuk bir şekilde şunları söyledi: "Hayır, geri döndüğümüzde dünya içindeki dünyada 3 balta dağını takip etti ve gitti." Biz onun sadece Lord Mingyu'nun yönetimindeki grubun bir parçası olduğunu öğrendik. Başka bir şey bulamadık ve nerede olduğunu bilmiyoruz. Aşağıda bir işçi saygıyla konuştu. Kaybol 9. Prens Bulu Olin emretti. Son zamanlarda Bulu Olin son derece kötü bir ruh halindeydi. Dünya içinde dünya olayından bu yana, büyük babası Hargrey hepsinin en büyük kaybedeniydi. Mirasın kristal küresini alamamakla kalmadı, servetinin neredeyse tamamını kaybetti. Ayrıca Kara Ejder Dağı'ndaki birçok sektör lordunu rahatsız etmişti. Şunu bilmemiz gerekir ki, dünya içinde Dünyada bu Luolin 220 binden fazla birliğe komuta, ediyordu. Peki bu birlikler nereden geldi? Önemli olan, Kara Ejder Dağı kutsal topraklarından Hargre'yi destekleyen bir grup sektör, Lordun'un mevcut olmasıydı birliklerini komuta etmesi için Bulu Olin'e teslim ettiler ve onu, kayıtsız şartsız desteklemeye karar verdiler. Karar verdikleri tek şey, hem Hargrey'in hem de 9. Prens'in yerine getiremediği sözlerdi. 9. Prens, sektör lordlarıyla anlaşmak için büyük babasına D6 raylı silahlar gibi, hazineler bile vermişti. Ancak o zamanlar ondan fazla kişi vardı. 9. Prens elde ettiği hazineler kesinlikle yeterli değildi. Hargrey'in kendisi de iflasın eşiğinde olduğundan ruh hali başından beri kesinlikle iyi değildi. Bu sektör lordları hala daha önce verdiği söz konusunda onu kovalarken öfkelendi ve ruh hali daha da kötüleşti. Sonunda Hargrey kutsal topraklardaki gücünü kaybetti. Hargrey'in kendisi güç ve otoriteyi pek umursamazdı. Bir sektör lordları Ordu olarak en önemli şey kendi gücüydü. Ancak, Kara Ejder Dağı'nın kutsal topraklarındaki gücünü kaybetmesi 9. Prensin konumunu olumsuz etkilemişti. H.M.P.H. Bulu Olin dişlerini gıcırdattı. Hem büyük kardeş hem de üçüncü kardeş taht için benimle savaşmak mı istiyor? Daha önceki tüm olayı düşünen Bulu Olin daha da öfkelendi.